Her yıl olduğu gibi bu yılda yılın oyunu ödülleri töreni düzenleniyor. Ve bu törenin en büyük ödülü de yılın oyunu ödülü tabii ki. İşte geçtiğimiz günlerde yılın oyunu ödülü için yarışacak olan oyunlar basının oylarıyla belli oldu. Ve belli olduğu gibi tartışma başladı abi. Çünkü Starfield'ın burada olmaması doğru mu yanlış mı muhabbetleri yürüdü. Aday olan oyunlara bakalım. Alan Wake 2 var, hak ediyor adaylığı. Baldur's Gate 3 var, yani direkt hak ediyor. Kesinlikle hak ediyor. Spider-Man 2 var, yani hak ediyor tabii ki de. Resident Evil 4 var, remake diye laf eden olmuş ama öyle replika bir remake değil sonuçta. Sıfırdan geliştirilmiş bir şey var burada. Bence hak ediyor. Super Mario Bros. Wonder var. Oynamadım ama oynayanlar inanılmaz övüyor, kesin oynayacağım. Legend of Zelda Tears of the Kingdom var, yani tabii ki burada olacak. Aday olan oyunlar bunlar. Fakat Starfield burada olamaz mıydı? Yoksa Starfield gerçekten gereksiz övülmüş bir balon mu? Yoksa tam tersi abartılmış şekilde gömülmüş bir oyun? Doskayol'la beraber yorum okuyoruz ve bu konulara değiniyoruz. Starfield oynamadan önce küçük bir p***im vardı. Hiç arkadaşım yoktu ve yaşamak için bir isteğim yoktu. Bunların hiçbiri değişmedi ama oyun harika ötesi AMK. Bu arada bu oyunda New Atlantis vatandaşlığı almak Türkiye'de vatandaşlık almaktan daha zor yazmış. Son kısma katıldım. Çok hardcore bir yorumla başladık. Bu arada Starfield'le alakalı en şaşırdığım şey oyun çıktığı zaman yorumların inanılmaz pozitif olmasıydı. Twitter'da bir sürü tartışma dönmesine rağmen 12.000'e %86 gibi bir şey vardı ama şimdi galiba 40.000 %76'ya. Gene hani bu tartışmaya istinaden pozitif kalmış bence yorumlar yani. Evet, kesinlikle, çünkü Twitter'da dönen bütün o Twitter'a göre yani felaketi düşünüyorum da insanlar gerçekten itin götüne sokmuş durumdalar. Evet. Hani bayağı bir abartıyorlar. Okey, ben de ayıla bayıla oynadığımı söyleyemem. Beğendim bu arada ama ayıla bayıla oynadığımı söyleyemem. Benim bile söylemeyeceğim şeyleri söylüyorlar. Lan diyorum, ne oynadınız siz? Aynı oyun oynadık değil mi? Nasıl bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsunuz anlamıyorum falan. Baya baya negatif yorum var. Tabii biz bu videoyu çektikten sonra oyunun Steam incelemeleri yeri öpmeye başladı yani. Genel görüş çoğunlukla pozitif hala ama son inceleyenlerin incelemeleri karışık olarak gözüküyor. Cyberpunk 2 vakası cidden yazık ya, artık hiçbir firmaya güvenmeyeceğim. En azından Cyberpunk bug'lı da olsa çalışıyordu, bu çalışmıyor demiş. Optimizasyon konusunda şikayet edenleri gördüm. Benim oynadığım en sıkıntısız yeni çıkan oyunlardan bir tanesiydi bu ama bana mı şansa denk geldi? Başkalarına mı şansa çalışmıyor gibi geldi bilmiyorum. Sen bir optimizasyon sıkıntısı yaşadın mı? Bazı büyük şeylerde falan 60'ın altına düştüğünü gördüm. Ama böyle hani şey gibi berbat yok, denilecek yok, bir yok, şey. Hayır falan. Hayır, rezalet bir durum yok. Ben de hiç şey yapmadım. Cyberpunk seviyesinde bir bug glitch yok. Yani var tabii. Bethesda oyunlarında hep olan buglardan daha az gene. Oyun kıran bug hiç görmedim mesela. Hiç böyle oyunumu kıran bir şeyle karşılaşmadım. Bir yerde bende bir şey problemi oldu. Save'i açmaya çalıştığım zaman oyun sürekli çöküyordu. Açılmıyordu ne yaptıysam falan. Bir saat önceki save'e döndüm, düzeldi gerçekten. Bak, bunu bu da söyleyince çok kızıyor insanlar. Bethesda oyunlarından bahsedince hep şöyle oluyor. Mesela bir hatadan bahsediyorsun ama bir öncekine şey yaparsın. İşte bir şey ama modcular onu halleder falan. Millet de diyor ki ulan madem her şeyi modcular halledecek, her şeyi etrafından dönebiliyorsun, Bethesda niye bir şey demiyorsun diye. Ama Bethesda'nın gerçekten de böyle bir kabul görmüşlüğü var. Ben kabul etmiyorum. Sinir oluyorum. Bende var. Açık söyleyeyim. İster istemez o psikolojiyi enjekte ettiler bana. Bu firma başarısıdır. Beni kandırdı yani, anladın mı? Hani ben sorun gibi göremiyorum Bethesda öyle bir şey olduğu zaman. Çünkü büyük ihtimalle çok bunu bekleyerek oyunu bekledim ben. Yani onunla alakalı diye tahmin ediyorum. Ya o taraf öyle. Ben zaten Bethesda'dan mesela bundan daha iyisini beklemiyordum açıkçası zaten. Evet hani bak, doğru. Bundan daha iyisini zaten beklemiyordum. Hani olur buydu gibi geliyordu zaten uzaktan baktığımda. Tamam işte abi, Fallout'un uzaydası falan diyordum. Tam olarak da o gerçekten de. Sorunlar anlamında daha sorunlu bekliyordum. Beklediğimden daha sorunlu çıktı. Ufak tefek şeyler oluyor. Hani gördüğüm zaman da ya işte Bethesda oyunu ben de diyorum. Mesela bak, ama bu şey değil benim için. Bir savunma değil. Bir yorum. Her bilmem neyi modcular yapacaksa siz ne işe yarıyorsunuz? Haklı. Mesela, adam haklı. Adam böyle haklı. Bir yorum var yani. Söz neden? Adam haklı yani. Yani mesela modçulardan benim beklediğim aslında dramatik bir değişiklik yok oyun toparlamasını beklemiş. Yani çünkü modçunun şöyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Yani ne yapar? UI'yi daha temiz hale getirir. Şimdi evet. Skyrim için 55 tane UI şey modu çıktı. Ya bunları modçular yapar ama benim modçulardan beklediğim şey biraz daha yeni içerik. Mesela Star Wars modu bekliyorum, anladın mı oyuna? Hani Stormtrooper zırhları geldi. Eminim ki Star Wars modu gelecek. Yani insanlara şey anlatırken biraz zorlanıyorum çünkü Skyrim çıkalı çok oldu. Ya Skyrim öyle modlar geldi ki o modlardan bir tanesi çok tuttu. Ayrı oyun oldu ve ödüller aldı ondan evet, sonra. Evet, hani, çok güzel oyundu bu arada. Evet, çok güzel oyundu yani. Öyle bir yapı veriyor. Bu hani Bethesda'nın başarısı diyemezsin buna belki ama bir yandan da oyunu hale getirmesi onun başarısı gibi geliyor bana. O enteresan bir ikilem açıkçası. Şu ana kadar çıkan modlara pek bakmadım ama şeyi merak ediyorum. Şeyi duydum yani, hani kesintisiz bir şekilde uzay yolculuğu muhabbeti. Evet, öyle bir mod çıkmış abi fakat şu an süper çalışan bir modda değil yani. Teknik olarak takıldığı pek çok konum var, onları da aşabiliyorsun ama ne kadar keyif verir falan filan biraz sıkıntılı bir mod. Mesela onunla alakalı şöyle bir yorum var abi. Bu oyunu almadan önce şunu aklınızda tutun. Bu oyunun uzayla alakası yok. Sadece uzay kaplamalı Skyrim diye. Daha kötü tarafı Skyrim'den bile kötü. Nedeni şu: uzay geminizde ulaşım sağlayamıyorsunuz. Her şey fast travel. Gezegene iniş ve gezegenden kalkış bile fast travel. Bu evet doğru bir şey. Doğru. Bence çok çok doğru bir yorum yani. Ve bununla alakalı da ben oyunun linç yiyeceğini tahmin ediyordum. Bence Bethesda, yani ilk oynadığımda da bunu düşünmüştüm açıkçası. Ki videoda söylemiş olmam lazım.
lazım. Çok doğru bir iletişim yapamadı bununla alakalı. Yok, bayağı ben yalan reklam gibi görüyorum abi. Ya yalan reklam diyemem. Şundan dolayı söylüyorum. 40 dakikalık bir sunum yaptılar ya bunlar. Hı-hı. Aslında orada bunu gösteriyorlar. Hani bu şekilde ama. Ama dillendirmiyorlar. Dillendirmiyorlar. Gösteriyorlar ama yani. Hı-hı. Şunu da demiyorlar. Hani aralıksız uçabileceksin demiyorlar ama uzay oyunusun ve uzay aracı kullanıyorsan bekliyorsun ki bu araçla bir yerlere git. Evet. Ya o kadar hiçbir yere gitmiyorsun ki araçla alakalı. Buna insan, bu beklentiyle oturan insan müthiş hayal kırıklığına uğrar. Baya yani. Shooting mini game abi. Ben evet. Baya hayal kırıklığına uğradım o konuda. Hı. Gerçekten shooting mini game. Onu zaten oyundan çıkarsan gerçekten kaybımız çok fazla olmaz. Hiç olmaz böyle. Fantezi anlamında şeyi kaybedersen. Uzay fantezisi. Kendi uzay gemine sahip olma. Evet. Mesela onu kaybedersin sadece. Hani kullanamıyorum, ben bunu niye yapıyorum o zaman? Hani gemini yaptın, okey, içine girdin, gezdin ama kullanamıyorsun. Can sıkıcı olurdu. Kullanmak için de al işte bütün alan yaptık. Cücücü ateş edebiliyorsun. Bundan ibaret gerçekten. Ve beni ciddi hayal kırıklığına uğrattı bu. Çünkü oyunlarda aracın amacı nedir? Bir yerden bir yere daha hızlı ulaşabilmektir yürümekten. Kullanamıyorsan aracı, yani o tarz bir işe yaramıyorsa niye var? Şöyle sordurtuyor. Bir amacı var onun da işte. Aracın daha iyi olursa, en azından gray jump, hani zıplama hı-hı. seviyesi daha yüksek olursa başka bir galaksi sistemine daha hızlı ve daha tekte gidebiliyorsun. Aynen. İki sefer fast travel yerine bir sefer. Bir sefer fast travel yapıyor. Seni dertten kurtarıyoruz kardeşim evet. diyor yani. Hani öyle bir şeyi kompans etmişler. Ben mesela uzay fantezisi olan bir insan değilim. Yani uzay gemimi atlayayım, bir yerlere gideyim şeyim yok. O yüzden hı-hı. oyun bana bunu gösterince dedim ki buradan uzay severler büyük sıkıntı çıkarır bu oyuna. Ama beni etkilemedi. Olumsuz anlamda etkilenmedim çünkü uzay aracıyla sağa sola ulaşma fantezim yok. Böyle bir fantezim olsa herhalde No Man's Sky daha benlik olurdu. Gelelim bu videomuzun destekçisi İtopya'nın Süper Kasım fırsatlarına. Süper Kasım fırsatları kapsamında hazır sistemlere, notebooklara, monitörlere ve aklınıza gelecek birçok oyuncu ekipmanı ve bilgisayar bileşenine erişebiliyorsunuz indirimli şekilde. Mesela hazır sistemlere hızlıca bir göz attığımda gayet uygun fiyatlı RTX 4060 ve RTX 4070 ekran kartlı bilgisayarlar gördüm. Yakın zamanda bilgisayar alma planınız varsa, günümüz oyunlarını yüksek ayarlarda oynatsın, 3-4 yılda kafam rahat etsin diyorsanız bu sistemler hiç fena sayılmaz yani. Muhakkak bir göz gezdirin, bakın, kendi zevkinize uygun bir şeyler çıkacaktır karşınıza. Ya da elinizde bilgisayar vardır abi ama bir ekran kartı yükseltmesi yapmak istiyorsunuzdur diyelim. Ekran kartlarında da keza güzel indirimler mevcut durumda. Aynı şekilde diğer bileşenlerde, işlemcilerde, RAM'lerde, yani her türlü bileşende güzel fırsatlar yakalamak mümkün bu kampanya içerisinde. Ekipman almak isteyenler için de mekanik klavyeler, oyuncu mouse'ları gibi birçok ekipman da uygun fiyata yakalayabileceğiniz konumda. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Süper Kasım fırsatlarındaki tüm ürünlere göz atmak için linke tıklayıp gidip bakabilirsiniz. 1,5 saat oynamışken Starfield'ı kapattım. İade edip Game Pass'ten devam edip etmemeyi kendimle tartıştım. Ben hayatımda çok daha az kötü şey oynadım. Bu uzay Skyrim falan değil. Skyrim hala vanilla 50 puan daha yukarıda bu oyundan. Sonrasında paramın bir değeri olmadığının kanaatine varıp iade etmeme kararı aldım. Ve yarım saat kadar daha oynayıp iade süresini geçip kendime sövmeye başladım. Öyle bir ikilem yaşamış yani. Öncelikle bu arkadaşı şöyle üzmek istiyorum. 18 saat oynayıp iade edebilenler var. Onun sebebi şuymuş galiba abi. Çıkmadan önce oyun oynamaya başlıyorsun ya. Deluxe versiyonu muhabbeti evet, bu. Evet. Çıktığı günü sayıyor Steam. Yani çıkış günü iade ettiğinde iade edebiliyorsun gibi bir durum var galiba. Okey. Ondan dolayı. Onunla alakalı bir şey. O da çok eleştiri almış bu arada ki ben bu eleştirileri hak veriyorum bu arada. Hani Deluxe Edition'ını alınca çok daha pahalıya daha erken oynayabiliyorsun. Ya bu bir trend haline gelmesin yani. Ben daha fazla para verdim oyunu 1.50'de oynayabiliyorum. Sen daha az para verdin oyunu 6.50'de oynayabiliyorsun. Bu çok hani kabul gören bir şey haline gelmez umarım ya. Şu an bütün oyunlar oraya gidiyor abi. Dost hemen uyardı burada. Mortal Kombat ve Lies of P'de de bu olay varmış. Yani evet bu olay artık yerleşmiş oyun dünyasına. Bu vay ciddi ciddi şey. Buradan yürüyoruz bunu şu anda. Bunu kim başlattı? Bilmiyorum. Benim hatırladığım EA başlattı. Ha olabilir. EA'in FIFA'ları hep bunu yapıyordu. Çünkü FIFA olabilir. Ultimate Edition'ını bilmem ne alınca bir hafta önceden giriyordun. Ben çok hatırlıyorum. 4 sene önce bile bizim FIFA'cı tayfa şey diyordu. Abi Ultimate'i aldık, erken gireceğiz, kastıracağız falan dediğini hatırlıyorum. Ha daha önce var mıydı bilmiyorum. EA gene bak ulan EA. Ama bu duruma şöyle bir avantaj da var aslında bir yandan bakınca. Siz acele etmeyen bir insansanız acele edip alan kişi hani 1 Eylül'de yayın açan oluyor, bir şey oluyor falan. Bakacaksın oyuna. Ulan bu benim zaten oynayacağım bir şey değilmiş deyip çıktığı gün de almayacaksın aslında. Yani böyle bir avantaj da olabilir. Sadece gaza gelmemek lazım. Ön siparişten bana kadarsa çok fark yok. Ön sipariş de verme. Erken oynatan şeyi de alma. Tam katılamıyorum. Ya şundan dolayı kesin oynayacağım bir şey. Kesin oynayacağım. Seveceksin yani. Öyleyse bile ya kesin oynayacağım bir şey. Ama spoiler diyorsun abi. Herkes her yerde bir sürü şey paylaşıyor oyunla evet. alakalı. Ya en büyük dert o yani. Dün Mortal Kombat'ı tüm hikaye modu yayınlandı mesela YouTube'da yani şu an. Kesin bir yerden çıkacak karşıma. Basına giden ki ben basına erken oyun gitmesini savunan bir insan olarak ya yani basına erken giden kopyalar yüzünden de bir sürü sızıntı oluyor sağda solda. Millet 2 dakika tutamıyor şeyini bir yerini yani. Her yere dağılıyor oyun. Bir de yani 1 Eylül'de çıkınca sen 6 Eylül'de herkes aynı anda girmeyi beklerken bir sürü spoiler yemiş oluyorsun durduk yere belki. Ya gerçi tabii Starfield gibi bir oyunda hayvan gibi rush yapmadığın sürece spoiler yeme ihtimalin hep yüksek kalır. Last of Us Part 2'de yedik. Hani işte. Hiç öyle erken de satmıyorlardı. Ama en azından orada senaryo sızmıştı lan artık yazarken. Daha yazarken İstisnağı ya. İstisnağı birazcık ya. İstisnağı kaydayı bozmaz durumu. Peki abi sana şeyi sormak istiyorum. Pek çok insan gibi senin de böyle oyunun sende açılması ve senin kendini kaptırman biraz sürdü mü? Yoksa, sürdü. Çünkü bende de bayağı sürdü. Ben de ilk başta böyle eğer bu insanlar gibi hani konuşsaydım ilk 1,5 saatinden yola çıkarak konuşsaydım ben de bir falan diye konuşurdum muhtemelen. İlk 1,5 saat alışamadım. Yani ilk 1,5 saat şey zor geldi ama ben onu biraz Baldur's Gate 3'e yormuştum. Çünkü orada çok üst kalite bir şey vardı. Evet. Sunum işte hikaye
hikayeye dokunmak vesaire falan filan. Burada bir anda öyle şey gibi oldum yani. Ne oluyor lan hani bu sunum ne? Allah'ım ben neye bakıyorum şu anda falan. Hani öyle bir durum oldu. Bunu da çok yapmak istemiyorum çünkü Starfield severler de şey diyor. Yeter bıktık Baldur's Gate 3'te karşılaştırmaktan gibi bir şey geliyor. Sanki tek rakibi oymuş gibi oluyor ama evet en güzel rakibi. Tek rakibi o şu anda ama. En güzel rakibi o yani şu anda. O yüzden ister istemez karşılaştırıyorsun ve çok arka arkaya çıktılar. Ve ben bir de şeyi hiç sevmedim abi. New Atlantis bana çok donuk ve soğuk bir şehir kesinlikle geldi. Kesinlikle öyle. Ben de çok oradan çıkınca oh be dedim yani. En başta o kadar çok hallere boş boş koşmaya başlıyordum ki oraya git görev yap, şuraya git bilmem ne yap. Çok böyle eften püften görevler aldım. Klasik Skyrim'de öyle oynamıştım yani. Bir yere giriyorsun, bir anda bir sürü görev yapıyorsun falan. Ana hikayeyi unutuyorsun. Ama New Atlantis'te boğulmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Evet. Arka arkaya oyunu oyna. Attım kendimi başka gezegenlere sonra çok keyif almaya başladım. New Atlantis'te ben acayip sıkılmıştım. Ciddi ciddi ben bu oyunu bitirebilecek miyim acaba diye sormaya başladım. Çünkü çok sıkılıyorum abi. Yani katlanamıyorum falan noktasındaydım. Yani. Ne zamanki Akila'ya geçtim ondan sonra rahatladım. Diğer şehirler çok güzel abi ya. Çok güzel. Neon çok Neon güzel. Neon da çok güzel Akila mesela. Çok güzel. Hani oradan sonra bir açılıyor, bir toparlıyor böyle bir oh falan diyorsun. İşte o kumarhaneler bilmem neler oralara evet. Gidiyorsun falan. Çok tatlı daha oluyor. Daha iyi oluyor. Bence de oyunun ilk giriş şehrini çok yanlış seçmişler gibi geldi bana. Eğer kötü animasyonlar, kalitesiz mekanikler, yetersiz uzay gemiyle gezegende gezintiye çıkamıyorum. Herkesin ortak noktası uzay gemiyle gezegende gezintiye çıkamıyorum demiş. Eğer kötü, bence de kötü. Yani berbat. İyi değil yani. Uzun zamanda gördüğüm en kötü AI'lerden biri. Savaş anlamında. Animasyonlar kalitesiz bir Bethesda oyunu için ben. değil. Ya ne yapayım abi? Bethesda oyunu için yorumlamam gerekiyor. Hani şöyle söyleyeyim. Neye göre mesela animasyonlar kötü onu kestiremiyorum. Çünkü bak Bethesda oyununu ister istemez karşılaştırabileceğin başka bir oyun bulamıyorsun. Bence Cyberpunk mesela bu Starfield'la karşılaştırırım da aynı kefede gelmiyor bana. Daha farklı bir deneyim vaat ettiğini hissediyorum ben Cyberpunk oynarken. Mesela Cyberpunk bana daha konsantre, daha sinematik bir hikaye anlatmaya çalışan rol yapma oyunu gibi geliyor. Daha aksiyon odaklı diyebiliriz. Yani Starfield ise şey gibi geliyor biraz. Sandbox oyun gibi. Yani şu açıdan söylüyorum. Kendi hikayeni kendin oluştur gibi geliyor. Yani git oraya git, şuraya git, buraya git. O yüzden tam aynı kefeye koyamıyorum. Bir de mesela Cyberpunk bir first person shooter oynarken Starfield hem first person shooter hem third person shooter falan. Ya bunlar olunca şunu diyemiyorum. Cyberpunk'ta animasyonlar çok iyi, Starfield'da animasyonlar çok kötü gibi gelmiyor bana yani. Hani o hissiyata ulaşmıyorum. Bunu demek isterim ama onu hissedemiyorum oynarken oyunu. Ya animasyonlar çok kötü diyemem ama eski olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yeni eski değil, oyunlardan modern değil. bir import edilmiş büyük bir çoğunluğu. Onu da hissediyorsun. Bak Bethesda ile alakalı ikidir yanlış konuşuyorum. Evet doğru söylüyorsun. Hadi. Import abi yani. Fallout 4'de çok yakın animasyonları tabii, var yani. Sadece doku kalitesi olarak daha yüksek. Ama Bethesda. Abi bütün bu yorumların aslında temelinde hala daha eski bir oyun motorunu kullanıyor evet. Olmalarının getirdiği sınırlar var. Mesela bence benim en çok tartışacağım konu şu olurdu ki kendim de çok onu tartışacağını düşünmüştüm. Bilmiyorum siz gördünüz mü o tartışmayı. Bence loadingler çok fazla. Yani tamam süresi fazla. Kısa olabilir ama bir yerden bir yere gitmeye çalıştığında işte bir dükkana girdin, çıktın etti falan filan. Her seferinde 2 saniyelik siyah ekrana bakmak illallah ettiriyor yani. Girdiğin yer küçük de olsa, büyük de olsa ona göre dizayn etmişler. Abi atmosferde inanılmaz koparıyor bir bence de. Bence de çok koparıyor. Yani gerçekten o şey gidiyor. İllüzyon gidiyor yani bir an. Daha ben bu evrenin içerisindeyim. Ben buranın bir parçasıyım. İllüzyonu mahvediyor. Neon'da girdiğin her dükkanda loading screen var. Her dükkanda yani. Her en ufacık şey. Ve o kadar sinir bozucu ki görev takip etmek. Evet. Sana 5 tane bir anda objektif noktası gösteriyor. Aslında hepsi aynı yer. Ama 50 tane farklı geçiş noktası olduğundan oraya giriyorsun. Tak oradan tekrar çıkıyor falan. İnanılmaz da kafa karıştırıcı. Çok sinir bozucu. Beni acayip kopardı yani. Ben... Çok gereksiz abi. Ben bunu yapamamış olamazlar. Bu kadar da yapamamış olamazlar. Ya yani. Bu oyun motorunda büyük ihtimalle bunu yapmalarına imkan yok bence. Bunlar da oyun motorundan vazgeçmek istemiyorlar. Bilmiyorum. Bir şeyden dolayı seviyorlar bu oyun motorunu herhalde. Çok kolaylaştırıyor işlerini. Yıllarca hazırladıkları assetleri çok hızlı kullanıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bethesda'nın yaptığı fizik sistemi gerçekten çok kendine özgü bir sistem. Yani her bir eşyanın ufak da olsa bir fiziği var. Evet. Bununla alakalı bir sürü internette video var zaten. Eski Fallout 4'lerde de yaparlardı bunu. Starfield'da daha da uçmuşlar yani. Galaksiye biri işte uzaya şey bırakmış mesela. Süt kutuları bırakmış böyle 10.000 tane falan. Onun fiziksel olarak dağılmasını izliyor falan böyle. Abi evet. Bir şey soracağım. Umrunuzda mı? Yani 1000 tane patatesle koymuşlar. Tamam çok güzel. Patatesler gerçekçi kayıyor falan ama oğlum benim oynanışıma katkısı yok benim yani. Benim de umurumda değil ama neden vazgeçemediklerini anlayamıyorum evet. Bu motordan. Yani hani Todd Howard şey falan diye düşünüyor olabilir yani. Ulan bu patateslerin fizikleri olacak bu oyunda. Yemini mi verdim kardeşim falan diye düşünüyor olabilir yani. Yoksa sallan artık loading olmasın daha önemli yani benim için mesela ama. Ben fizik motoruyla falan alakası olduğunu düşünmüyorum abi. Bence bir şeyle sadece... alakası olması lazım ona. Ya abi bence sadece hazırladıkları assetleri daha rahat kullanabilmekle alakalı. O da olabilir evet. Bunlar bir de şey komik şeyleri var ya geçen internette gördüm. Bir tane dükkan envanterini yer altında bulabiliyorsun. Yerin altına bakıyorsun böyle. Hani bir dükkan var abi. O dükkanın envanterini yer altına gizlemişler. Ha o bir kere başıma geldi. Böyle çok bir bakıyorsun ilginçti. Bir anda tüm dükkanın envanteri karşına çıkıyor böyle. Yani bir ufak arada evet, boşluk evet, kalmış evet. Böyle. Böyle gariplikleri var bu. Herhalde oyun motoru onları rahat yaptırıyor. Ben de şeyde oldu. Bir gezegene indim. Gidiyordum. Bir yerde bir anda böyle dümdüzürken görünmez bir duvara takıldım. Gidemiyorum. Hiçbir şey yok önümde ama karakter gitmiyor. Sonra... Yeri verdi mi? Yok. Kamerayı bir döndürdüm. Bir anda ufak bir menü açıldı.
bütün dükkanın böyle şeyi. 16 bin kredi, bilmem ne, zartuz, bir sürü şeyi falan filan böyle. Saklamış oraya biri değil mi? Ya, aynen aynen. Oğlum buraya kim gelecek ya deyip böyle. Bomboş bir ekran ve her şey duruyor böyle, dükkanın şeyi böyle. Sonra hepsi çalmaya başladı, oyun çöktü. Fallout 4'te de vardı o. Gizli bir oda vardı. Tüm eşyaları oraya yedekledikleri şey yaptıkları. Oraya gidip tüm eksiklerini tamamlayabiliyordun yani. Evet, hatta 76'da da vardı aynı muhabbet. Ve bütün oyunun ekonomisini mahvetmişti. 76'da da vardı evet. 76'da olması büyük felaket tabii. Bak mesela Bethesda'ya Fallout 76 için çok kızmış bir insanım. Yani hani sevmediğim için söylüyorum. Orhun sever gerçi, oynar. Yok kötü oyun canım, ben de bu arada yani. Ama eğlenceli. Yani, bak şimdi Fallout 76'dan sonra Starfield nimet. En azından benim için söylüyorum öyle, yani. Öyle. O yüzden beklentimizi yere vurup tekrar çıkartmayı başardı benim acıma konuşursam. Oyun 2310 yılına geçiyor ama grafikler 2015'ten kalma herhalde. Üstüne de optimizasyon yapmayı unutmuşlar. Ya arkadaş demezler mi 20 yıl emek verdik diye, yalanınıza tüküreyim. O kadar da para verdik, oynayalım artık 40 FPS'de. Demiş ve tavsiye etmiş arkadaş bu arada. Bu yorum tavsiye ediliyor yorum video yani. Ya optimizasyon konusunda sıkıntı olduğu belli abi. Bayağı bir insan sıkıntı yaşıyor. 2000'li kartlarda özellikle oynayan insanlar 30-20 FPS daha zor alıyorlar diye biliyorum. Ya bu optimizasyon konusunu galiba hiçbir firma tam anlamıyla çözemeyecek yani. Jedi Fallen Order, Last of Us, ondan sonracıma Starfield. Ben Starfield'da bir şey yaşamadığım için ağır konuşmak istemiyorum. Bizzat yaşadığım bir şey değil. Ama yani elbet bir grup insan gidiyor yani. Tüm ekran kartı seviyelerini şey yapsam bile sallıyorum. 2060'larda bir şey çıkıyor ve 2060'lar sahip olanlar olmuyor falan böyle. Bir grup elbet şey altında kalıyor. Açıkçası bu görsel kaliteye sahip bir oyunun da bu kadar şey olmaması lazım. Görselliğinin kötü olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yer yer çok güzel olduğu yerler var. Yer gerçekten çok kötü oldu falan dediğim de yerler çok oldu. Benim en çok şaşırdığım görsel olarak mağara gibi yerleri çok iyi yapmışlar geldi bana. Yani o hani dağ tekstürlerini falan çok güzel yapmışlar. Işıklandırma falan da çok güzel o içerilerde. Şeylerin kristaller, zartlar, zurtlar falan yorumu çok güzel görünüyor. Bulamadım ama biri şey yazmış, %100 katılıyorum. Bu elfenlerine sokacağım yazmış yani. Bu kadar az aydınlatan elfenleri mi olur diye %100 katılıyorum yani. Evet. Hakikaten elfenleri çok az aydınlatıyor. Nereye yani vuruyorsan orada bir tane yuvarlak aydınlatıyor. Uzay çağına geldik yani. Şunu bir hani bir yükselt lan voltajını yani. O çok sinir bozucu gerçekten. Katılıyorum. Son bir yorum. Uzay olmayan bir uzay oyunu, keşif olmayan bir keşif oyunu, diyaloglar ve roleplay sistemi olmayan bir RPG oyunu, iyi bir Fallout 4 modu, kötü bir oyun yorumu gelmiş. Burada aslında uzay ve keşfe konuştuk ama diyaloglar ve roleplay sistemine dönmek lazım. Bence var ya. Bence Bethesda'nın yaptığı en rol yapma oyunu bu olabilir. Yani hani rol yapma vesile en çok barındıran oyun bu olabilir. Evet, Skyrim ve şeyden daha fazlaydı bence. Fallout'tan da daha fazlaydı. Özellikle yani şey olayını güzel yapmışlar. Mesela o farklı hikayeler çıkartıyor. Oyunda ilk karakter oluştururken threadler seçiyorsun böyle. Mesela bir threadde annem babam var. Onlara bir para yollaman lazım falan. Aynen. Ben onu seçmedim. Onu seçen biriyle konuştum da şey söyledi. Sen biliyorsun yani. Senden para istiyorlar, bir şey istiyorlar falan. O muhabbeti çıkıyor oradan mesela. Evet, onlar falan filan var. Onun haricinde gerçekten şeye de girebiliyorsun ki abi. Hani rol yapabiliyorsun. Belli bir faction'ın rolüne girip mesela ben korsancılık yapacağım. Evet. Bu bir rol. Yani o görev zinciri seni korsancılığa her zaman yönlendirmiyor. Ama istiyorsan korsan gibi takılabiliyorsun. İşte ne bileyim, hayır ben diyorsun ki işte vanguardlık yapacağım. Korsanları avlayacağım, onu yapacağım. Freestyle Collective'a gireceğim. İşte uzay kovboyu yapacağım falan. Ben öyle oynadım mesela. Uzay kovboyu. Ya orada rol yapıyorsun abi. Şeyden bahsediliyor herhalde. Hikayeye bir yön veriyorsun ve hikaye bambaşka bir yere gidiyor. Hissiyatı olmadığı için söylüyorlar galiba. O Baldur's Gate 3'te çok gördüğümüz. Evet. Burada... O seviyede değil. Ya bu Fallout New Vegas'ta dışında hiçbir Fallout oyununda da ben hissetmemiştim bunu yaparken. Bethesda oynayan. Skyrim'de de yoktu. Böyle bir şey şimdi gene söyleyince kızacaklar. Bethesda'dan öyle bir şey. Şunu demek istiyorum aslında. Benim burada keyif aldığım şey şu oldu. Senin dediğin şeyden keyif aldım. Yani o kadar çok görev var ki ona gidip onun roleplay'ine girebiliyorum. Yani mesela birinin dükkanını ayakta tutmasından yardım ediyor. Evet. Ya şunu yapamıyorum tabii ki de. Onunla bir savaşa girip verdiğim kararlarla onu bilmem ne lordu falan yapmıyorum yani. Öyle bir durum yok oyun içerisinde. O seviye ama değil ama o dükkanın batmasını veya çıkmasını sağlayabiliyorsun sonuç ama olarak. Ama tabii iki sonuçlu bir şeye giriyor yani. Yani öyle bir durum oluyor. Ve olayların çözüm anlamında pek çok farklı şekilde yaklaşabiliyorsun yani. Mesela şu korsan gemisi neydi? O collector var diye bir tane artifact almak için gidiyorsun. Hani o artifact almanın 50 tane yolu var. Evet, farklı yolları var. Yani hani bu da bence rol yapmaya giriyor gene. Doğru. Her senaryoda işte biraz Baldur's Gate orada insanların yok, kafasını karıştırıyor. Çok ayrı seviyede. Onu ben de yani karşılaştırmak bile istemiyorum. Baldur's Gate gerçekten başyapıtın başyapıtı oyun. Bir şey söylemiyorum yani. RPG seviyesinde. Gerçi onlarla alakalı konuşacağım kötü şeyler olabilir ama şimdi değil. Çünkü oyunun sonunda bir iki ending beni üzdü yani. Ben daha bitirmedim. Ben yani bitirdim. Yani. Ending kısmına gelince bu sonuçlanmadı ya şimdi falan diye kaldığım oldu yani. Ya. Bug'a mı girdi oyun, ne oldu bilmiyorum. Belli şeyler sonuçlanmadı mesela. Sonra internetten baktım ne oluyormuş diye. Öyle buldum. O mesela biraz üzmüştü. Ama onun senin Baldur's Gate 3 senin hakkından başka bir gün geleceğiz diyeceğim. Starfield arka genel olarak iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Ben ama insanların beklentisine göre çok kötü deneyimle de ayrılabilirler. Bir kere sadece herkesi vurarak bir FPS oynuyormuş gibi oynayan insanın o kadar keyif alabileceğini düşünmüyorum. Uzayda keşif yapmak
yapmak için oynayan insanın o kadar ki... çok ondan da çok... Herkesi eliyoruz değil mi gittikçe? Aynen. Uzay gemisi kullanmayı sevenler... onları da eledik gittikçe. Star Wars bekleyen... onu da eledik falan diye. Star Trek bekleyen... Yok abi, kendini hani o gerçekten evrene kaptıracaksın. Evrenin anlattığı hikayeye, genel olarak işte çeşitli organizasyonlara, kuruluşlara, bu organizasyonun neyin peşinde olduğunu vesaire hani birazcık kabullenip o dünyanın içine girebiliyorsan... O zaman keyif, o zaman keyif alıyorsun. Ama... Kaliteli NPC suratları görmek isteyenler... Hayır. Hayır. O grubu da eliyoruz. Evet. Hayır maalesef. Yani çok spesifik bir grup var arkadaşlar. Biz neyini beğendik bu oyunu tekrardan bir söyleyebilir miyiz? Oğlum zaten çok korkunç oluyor. Şimdi mesela Starfield'ı biriyle tartışsam ve bana dese ki şu kötü bu kötü falan filan diye... Haklısın. Ama oyunu beğendin. Evet beğendim. Hani anladın mı? O yüzden çok komik bir ikileme oluyor. Çünkü keyif aldığım spesifik bir şey var ve başka oyunda çok net göremiyorum onu ben yani. Evet. O kadar başka oyunda net önüne serilen bir şey olmadığı için de yani keyif alıyorum. Ne yapayım? Dökmek biraz zor. Ya döküyorum da tek bir sanki parçası var, ondan keyif alıyormuş gibi geliyor. O da insanlara anlatmak zor olabiliyor bazen. Bundan nasıl keyif alırsın falan, inanılmaz böyle bir NPC suratından keyif alır mı diye. Dedim sokacağım NPC'nin suratı. Diyesim geliyor yani ama anlıyorum, evet NPC'nin suratı kötü. Daha kötülerini de gördüm açıkçası. Videonun başında önce olsak Starfield'ın yılın oyunu ödülüne aday olamaması o kadar da sürpriz bir durum değil aslında. Bu yıl gerçekten çok süper oyun çıktı. Bu kadar süper oyun içerisinde aday olsa da şaşırmazdım, aday olmasa da şaşırmazdım yani. Ben de kendi yılın oyunları listemi yapacağım, orada hangi seviyeye koyacağımı hep beraber göreceğiz.